Merhaba arkadaşlar, Haber Toplama Teknikleri programımıza dördüncü bölümümüz olan Haber Kaynağı ile Görüşmeyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde röportaj ve türleri, söyleşi ve türleri, söyleş söyleşiye hazırlık aşamaları, söyleşide mekan seçimi konularına değineceğiz. Röportaj, araştırmaya, incelemeye, incelemeye ve gözleme dayanan belirli bir konu hakkındaki bilinmeyenleri ortaya çıkarmayı amaçlayan, habercinin üslubunu, öznel duygu ve gözlemlerini yansıtan ve edebi yanı olan habercilik ürünüdür. Soru cevap temeline dayanan, haber değeri taşıyan röportaj, kapsamı ve süresinin büyüklüğüyle söyleşiden farklılaşır. Röportaj, bir haberin doğal ses ve görüntülerle birlikte olayın kahramanının ses ve görüntüsüyle zenginleştirilerek anlatılmasıdır. Kısaca, röportaj yapanın ve görüşülenin duygusal ve sosyal dünyasını yansıtabilme kapasitesine sahip habercilik ürünüdür. Röportaj bazen bir olayı, bazen bir kişiyi, bazen bir yöreyi anlatır. Bu da konusu itibariyle üç farklı türde röportajı ortaya çıkarır. Bunlar portre röportajları, haber röportajı ve gezi ya da izlenim röportajıdır. Portre röportajda amaç görüşülen kişinin yaşam öyküsü, sosyal çevresi, hobileri, çalışmaları gibi pek çok öğeyi sorgulayarak kişiliğini tanı tanıtmaktır. Bu röportaj türünde, röportajı yapanın anlatımı, yorumu ve gözlemleri ön plana çıkar. Haber röportaj, belirli bir konuyu tartışmak, bilinmeyen yanlarını açığa çıkarmak amacıyla bir uzmanla yapılan röportajdır. Haber röportajın konusu, gündemin içinden seçilebileceği gibi gündemle hiç ilişkisi olmayan bir konu da haber röportajda ele alınabilir. Haber röportajda iki önemli aşama bulunmaktadır. Bunlardan ilki seçilen konuyla ilgili ön araştırmanın yapılmasıdır. Haber arşivinin taranması, konunun gelişim sürecinin açığa çıkarılması, etkilerinin ve olası sonuçlarının belirlenmesi, konunun taraflarının saptanması ön araştırmanın unsurlarıdır. İkinci aşama konu hakkında konuşacak uzmanın seçimi ve konuşulacak konuların belirlenmesi sürecidir. Bu noktada uzmanın röportaj konusuyla olan ilişkisi dikkate alınarak iş birliğine gidilmelidir. Son olarak bir yöre ya da izlenilen bir rota üzerine elde edilen gözlemleri, sorunları, halkları kitle iletişim araçlarıyla aktarmak için yapılan röportajlara gezi ya da izlenim röportajı denir. Gezi röportajı röportaj türleri içinde en öznel türdür. Bu tür röportajlar insanların başından geçen çeşitli maceraları, yaptıkları yolculuklar sırasında yaşadıklarını ve gözlemlerini içermektedir. Gelelim söyleşiye. Öncelikle röportaj haberden bağımsız ve başlı başına yeni bir ürünken söyleşi haberin parçası bütünü oluşturan öğelerden biri olarak haber içinde yer verilen görüşmelerdir. Soru cevap yöntemine dayanan, haberin anlaşılmasına katkı sağlayan, tamamlayıcı öğelerden biri olan ve haber içinde birden fazla olarak bulunabilen görüşmelere söyleşi denir. Söyleşiler içerik ve biçim olarak ikiye ayrılır. Şimdi bunları inceleyelim. İçerik olarak söyleşilerin ilki konu odaklı söyleşilerdir. Gündemdeki bir konu hakkında konuyla ilgili kişi ya da kişilerle görüşülerek görüşülerek bilgi alınması gerekir. Bu kişilerin açıklamaları konunun bilinmeyen yönlerine ışık tutması ve kamuoyunun bilgilenmesi açısından önemlidir. Bu kişilerin genellikle konuyla ilgili yeterli bilgi, deneyim ve eğitime sahip kişilerdir. Konuya odaklı söyleşiler sıcak haber, soruşturmacı gazetecilik ve renkli haberler için yapılırlar. İçerik olarak söyleşilerin diğeri ise kişi odaklı söyleşidir. Kişi odaklı söyleşide amaç soru sorulan kişiyi öne çıkarmak ve o kişinin yaptıklarını, yaşamını, düşüncelerini tanıtmaktır. Bu kişiler kimi zaman toplum tarafından çok iyi tanınan bir kanı önderiyken kimi zaman kimi zaman da hiç tanınmayan ancak farklı düşünceleri olan renkli kişiler olabilirler. Kişiye odaklı söyleşiler doğrudan insana, yaşam biçimine ya da kişilik özelliklerine odaklıdır. Söyleşi yapılan söyleşi yapılan kişinin hiç bilinmeyen yanlarını ortaya çıkarmak amaçlanır biçim olarak söyleşilerse yüz yüze, telefon, internet, panel, basın odası, basın toplantısı ve sokak söyleşisi olarak 7 farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Gelelim bir diğer konumuz olan söyleşiye, hazırlık aşamalarına. Öncelikle konunun ve kaynağın seçimine bir bakacağız. Görüşmenin taraflarından biri olan muhabir, soru soran, ele alınan konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışan kişidir. Kaynaksa konunun açıklanması için bu haberin sorduğu soruları yanıtlayan kişidir. Konu haber değeri taşıyan, kamuoyu tarafından merak edilen, detayları olan bu nedenle kolay çözümlenemeyen, üzerinde uzun uzun konuşulmaya değer olgu, olay ya da kişidir. Konu bir olay, bir durum ya da olgu oluşabileceği gibi bir kişi de olabilir. Olay sınıflandırması içinde grev, eylem, çatışma, festival gibi belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiş haber konuları girer. Durum sınıflandırması, bir savaş, bir terör eylemi, bir bilimsel keşif, bir ekonomik kriz, bir devlet adamının ya da liderin ölümü, istifası, bir yasal düzenleme ya da değişiklik sonrası ortaya çıkanları ve olası sonuçları içerir. Olgu denildiğinde ise akla töre, terör, uzun süreli enflasyon, trafik terörü gibi uzun süre toplum yaşamında var olmuş, yer etmiş konular gelmelidir. Seçilen her konu kaynağını beraberinde getirir. Söyleşi yapılacak kaynak seçiminde kaynağın olayın parçası, tanığı ya da kendisi olup olmadığı en önemli etkendir. Konuğun söyleşi konusu hakkındaki bilgi ve birikimi kaynak seçimindeki bir diğer önemli faktördür. Bütün bunların ardından konuğun kişilik özellikleri de önemlidir. Kaynakla yapılan ilk görüşme söyleşinin en önemli ön hazırlık aşamalarından biridir. Söyleşi yapan kişinin ustalığı ne kadar önemliyse konuşulacak kişiye ulaşılması, ikna edilmesi ve söyleşiye hazır hale getirilmesi de bir o kadar önemlidir. Bu sürecin ilk adımı kaynağa ulaşmaktır. Bu süreçteki en belirleyici faktör söyleşiyi yapacak olan kişinin önceki işleriyle elde ettiği bilinirlik, güvenilirliktir. Söyleşi yapılacak kişiye ulaştıktan sonra ikna süreci başlayacaktır. Bu süreç önce söyleşinin sonra da bağlı bulunduğu yayın kuruluşunun güvenilirliğinin sınandığı aşamadır gerekli güven sağlanmışsa ön görüşme kabul edilecektir ki söyleşi konusu bir konu hakkında konuşulacaklar ön görüşmenin teması olacaktır. İkna sürecinin ikinci aşaması söyleşinin yapılıp yapılmayacağının belirleneceği aşamadır. Bu sürecin eğer olanak varsa doğrudan ve yüz yüze görüşme yoluyla yapılması her iki taraf için de önemlidir. Söyleşinin yapılacağı mekan çoğunlukla kaynak kişi tarafından belirlenir. Öncelikle kaynak kişiden bu konudaki fikri alınmalıdır. Haber kaynağının uygun bulduğu bir mekanda yine ortaklaşa belirlenen bir saatte buluşulur. Gazeteci haberle ilişkili bir mekanı tercih edebilir. Olayla ilgili fotoğraflar ve diğer söyleşiler için olay yeri önemli bir söyleşi alanıdır. Söyleşi yerinin belirlenmesinin ardından ne zaman yapılacağı belirlenir. Yine kaynak kişinin bu konudaki tercihi öncelikli olarak değerlendirilir ancak yine de olabildiğince kısa sürede görüş alınır. Bunun yanında görüşme süresinin bilinmesi soruların hazırlanmasını etkiler. Sürecin sürenin bilinmesi kaynak açısından da önemlidir. Ayrıca kaynağın bilgilenmek istediği bir diğer noktada söyleşinin ne zaman yayınlanacağıdır. Gelelim söyleşide mekan seçimine Söyleşide mekan seçimi kapalı alan söyleşileri, açık alan söyleşileri ve iletişim araçları destekli söyleşiler olarak sınıflandırılmaktadır. Bunların yanında iyi bir söyleşi yapabilmek için ön hazırlıkların doğru ve eksiksiz yapılması gereklidir. Çünkü söyleşi anında geri dönüş şansı yoktur. Ayrıca söyleşinin amacı ve önemi belirlenmelidir. Söyleşi sonucunda açığa çıkan bilgiler kimsenin daha önce bilmediği, bilmek isteyeceği etki ya da tepki uyandıracak nitelikte olmalıdır. Söyleşiye hazırlık, araştırma yapmak, söyleşinin yapılandırılması ve soruları hazırlamak olarak 3 aşamadan meydana gelir. Araştırma söyleşinin sınırlarını belirler. İyi bir araştırma, gazete, radyo, televizyon ve internet ortamlarında yayınlanmış haberleri, yazıları, radyo ve televizyon programlarını daha önce yapılmış söyleşileri taramayı gerektirir. Araştırmanın bir başka boyutuysa konunun taraflarıyla ve uzmanlarıyla yapılacak görüşmedir. İkinci aşama, sorulardan önce belirlenmesi gereken söyleşinin yapılandırılması aşamasıdır. Söyleşiler huni, ters huni, tünel, gizli olarak sıralanmış, serbest, ters, ters piramit, daire ve kronoloji olmak üzere farklı biçimlerde yapılandırılır. Söyleşiye hazırlığın üçüncü aşaması soruların hazırlanmasıdır. Soruların hazırlanması, söyleşide nelerin ele alınacağının belirlenmesi demektir. Öncelikle konu ve alt başlıklar belirlenmeli, ardından her bir alt başlık tek tek ele alınarak neler konuşulacağı maddelendirilmelidir. Söyleşinin kaynak ve gazeteci açısından verimli geçmesi için soruların hem içerik hem de teknik açıdan iyi hazırlanmış olması önemlidir. Soru tipleri açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular ve yönlendirici sorular olarak sınıflandırılmaktadır. Söyleşi süreci gazetecinin söyleşi mekanına gitmesi ve oradan ayrılması arasındaki süredir. Süre söyleşinin türüne göre değişir. Son olarak söyleşinin sonuna gelindiğinde kaynağı söyleşiyi kabul ettiği ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür edilmelidir. Evet arkadaşlar haber Topl toplama teknikleri programımızın dördüncü bölümü olan haber kaynağıyla görüşmeyi tamamladık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın.